Arkadaşlar, evet bugün final maçı. Gaziantep Paris Saint-Germain. Mükemmel bir maç. Evet, bakalım bu maçın sonucu ne olacak? Final karşılaşmasında Paris Saint-Germain'le oynuyoruz. Gaziantep olarak bakalım kupanın sahibi bugün kim olacak? Evet, sizden yorumlarınızı alalım Şemsettin Bey. Evet, harika bir maç geçecek. Final maçı. Evet, istatistiklere göre Gaziantep antrenman kampına gitmiş. Paris Saint-Germain kampa gitmemiş. Evet. Bence Gaziantep alır. Kaç kaç hocam? O kadar fark atacağını düşünmüyorum. O kadar kadro değeri farkı yok arada. Ya 1-0 ya 2-0 diyorum. Evet, yorumcumuzdan da sonucu aldık bakalım. Paris Saint-Germain kendi evinde oynuyor. 80 bin Fransız'a karşı 11 Türk bakalım bugün, pardon 11 Türk değil, 3 bin taraftar bakalım. 3 bin Türk taraftar bugün neler yapacak? Gaziantep sporlarımıza başarılar diliyoruz ve Kylian Mbappe'yle pozisyona buluyordur. Mbappe'yle geldik. Mbappe, Kylian Mbappe. 5 maçta 4 golü var. Mbappe'mizin ve dakikalar 5'i gösterirken onlar da Verratti sarı kart yedi. Paris Saint-Germain etkili ataklarla gelmeye çalışıyor. Hızlı hücum şansı Depay ile yakaladık. Depay. O da golcü bir oyuncu. 6 maçta 7 golü var Depay'ın. Pasalic herkes tarafından ıskalanan mükemmel bir orta açtı. Papu Gomez Ravaş ataya kalkacak gibi. Geldi Papu Gomez. Papu Gomez. Papu Gomez attı. Asist Pasalic'ten. Ne Ne yaptın Papo düşünüyorsunuz? Gomez? Harika. Evet, Pasalic ilk maçında bir asistle başladı. Çok güzel başladı. Papo Gomez de harika bir rövaşata. Harika. Evet, maç heyecanlı yerinden tekrar devam ediyor. Ve ilk yarı 1-0'lık Gaziantep sporumuzun üstünlüğüyle sona erdi. 1-0'lık bir galibiyetle şu an gidiyoruz. Ve bakalım Fransa'ya ev sahibi yapmışlar. Ama ev sahibi yaparlarsa yapsınlar. Biz yine de her şeyimizi vererek bu maçı alacağımızı umuyoruz. Depay topu önünde buldu ve yapıştırdı. Depay Depay. geliyor hocam. Hocam Depay geliyor. Depay. Depay. Depay Depay. galibiyet golünü atıyor. Avantaj golünü sağlıyor Yine Depay. Pasalic. Pasalic'ten yine bir asist. Moutinho müthiş bir oyun oynadı. Mbappe gole doğru gidiyor. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe de üçüncüyü Goller soktu. çok hızlı geliyor. Eski takımına iki golü de bugün yağlamış oluyor. Paris Saint-Germain'e ve dördüncü gol geliyor şimdi. Papu Gomez. Pasalic iki işbirliğiyle beraber Papu Gomez geldi. Papu Gomez. Artık kaleci ne olduğunu şaşırdı. Evet, yanlış anlamadınız. Bu bir final maçı. Bu bir final maçında 3-0'lık bir üstünlük ve galibiyet içerisinde Gaziantep geliyor. Bir daha pozisyon bulamadık. Ve bu pozisyondan da yararlanamıyor. Yemekten dönüyor. Gaziantep, Vasaliç kusursuz bir orta açtı. Bugün iki asisti var. Ve kendini kanıtlamış bir oyuncu geldi. Ve pozisyondan yine yararlanamadı Gaziantep Spor. Papu Gomez kalesine devleşti. Moutinho çıkıyor. Fernandes kalan sürelerde neler gösterecek? Depay sarı Depay kart yedi altına 72. alıyor. dakikada ama kupanın şampiyonunun kim İsmail. olduğu şu andan beri belli. İsmail'i gitti. Papu İsmail'i. Gomez çok pozisyon buldu. Evet, Papu Gomez bugün çok önemli değerli oyunculardandı ve formda oyunculardandı. Ve gerçekten de çok ciddi bir maç yaptılar ve başarı elde ettiler. Sterling sarı kart yedi 82. dakikada. Oyundan Mee çıktı. Rakitic oyuna dahil oldu. Calvert tarafından mükemmel bir pas. Sterling kaleciyle Kaleyle karşı karşı karşıya. karşıya. Maçın Sterling. belki de final golü olacak Sterling. dedik ama olmadı. Gaziantep tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi kupası alıyor değil mi? Evet. Evet, ama oyunda alıyor. Gerçekte alamaz tabii ki de. Bu dakikadan sonra artık çeviremezler. Gerçekten çok önemli bir final maçıydı. Hocam Hem de deplasmanda bir şey önemli bir final soracağım. maçı. Hocam bu dakikada maç çevirir mi? Hocam bu dakikadan sonra maç nah çevrilir. Yani terörümü bozmak zorunda kaldım ama çevrilmez yani bu Yani dakikadan evet, sonra. bence de çünkü 82. dakikada Hem evet. de deplasmanda 1-0 öndesin. Buraya bütük olarak bir el atarız. El atamasak da olsun. Zaten bu maçı, evet bu maçı izleyenlere şu andan itibaren söylüyorum. Bu maçı 10 yaşından küçükler izlemesin. Çünkü bu maç aşırı derecede şiddet içeriyor. Fransızların ezildiği bir maç oluyor.
Gaziantep olarak antrenman kampına gidip hem Fransız rakibi hem de Fransız takımını 3-0'la geçiyoruz. İstatistiklere baktığımızda da böyle galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu biz oluyoruz.